Hadi bakalım. Atımızı da aldık. Yoksa umarım kıskanmıyorsun. Sadece şey gidene kadar. Merak etme, zaten atı öldüreceğiz bu atı. Yani kıskanılacak bir şey yok. Ha, güzel atmış orada. Bu arada bir böyle en iyisi şu büyüyü yapayım da orta yolda. Ya yolun ortasında bırakmasın beni. Evet, istediğin şeyi bulduk. Nerede o giriş? Ha. Gir. Sene. Tabi başına gelecekleri biliyor. Her şey tamam. Başlayabiliriz. Kargaların kanatları beni uçursun. Kemikleri kanatların üstüne koy. Getirdiğin her şeyi kalbimin altına koy. Sonra da kalbimi deş. Ve sonra da tayı getir. Burada karar verebiliyoruz. Ya o işte ayinle başlayabiliriz ya da kandırıp öldürebiliriz ya da direkt hayır, seni öldüreceğiz diyebiliriz. Ormanda kadınların ve hatta çocukların cesetlerini gördüm. Sana hiçbir şekilde zarar olmayacak kişileri öldürdün. Orman onları öldürdü. Kör tabiat için ölüm ölümdür. Ayrım yapma. Bilemiyorum şimdi. Düşünüyorum da. Ya cadılar kötü. Evet, orası kesin. İyi de bu iyi mi? İşte Witcher'ın dünyasının güzelliği. Başlayalım ya. İşte karganın tüyleri. Eskiden olduğu eskiden gibi. Yine özgür olacağım. İşte senden geriye kalanlar. Eskiden bir bedenim eskiden vardı. Yine bir beden sahibi bir olacağım. Çocukları hemen kurtar. Evet, verilen söz tutulmalıdır. Bilebilir miyiz? Şimdi gidip şeyleri, çocukları kurtaracak da bu niye böyle yavaş? Bu hızla mı? Çabuk gel Bötze. Neredesin ya? Şimdi oldu. Ha, gitti. Ya hay aksın. Ha, işte oradalar, bizi bekliyorlar. Ne zaman geldiler? Hangileri geldiler? Buna ne olmuş öyle? Verdiğim sözü yerine getirdim. Ama yine de bir süre buradan uzak dursanız iyi olacak. İnanılmaz. Peki orada olan şey tam olarak neydi? Tepedeki ağacın içine kötü bir ruh girmişti. İnsanları da öldürüyordu. Peki bu işi nasıl hallettin? Savaşmak ve de herhangi birini öldürmek zorunda kalmadım. Onu sadece özgürleştirdim. Ne yaptım dedim?
Ne yani şimdi ortalıkta özgür bir şekilde dolaşan kötü bir ruh mu var demek istiyorsun? Ben yapılması gerekeni yaptım. Peki ya geri gelirse? O zaman orman efendilerinden yardım istersiniz. Koruyucular, ormanın efendileri ödülümü senin vereceğini söylediler. Ne kastettiklerini biliyorsundur herhalde. Evet biliyorum. Hançeri bana ver. Hemen geri geleceğim. O ne yapacak acaba? Umarım kendisini öldürmez ya da başka bir insanı. O evet öyle bir şey galiba ya. Ne ya? Ne? Allah! Allah. Kendi kulağım buydu o ya. Öf! Al işte ödülüm burada. Bunu efendilere götür. Bu da neyin nesi? Anlaşmamız böyle. Buradaki yaşamımız hakkında hiçbir bilgim yok yabancı. Korumaya karşı verdiğimiz bedel işte bu. Yani ormanda gördüğüm tüm o kulaklar bunun için mi? Her şeyi unut dostum. Sen yakında gitmiş olacaksın ama biz burada kalacağız. Ve çocuklarımız da ve onların çocukları da. Veleni ne tanrılar ne de toprak sahipleri korur. Kimsesizler diyarıdır burası. Burada hayatta kalmak isteyen bir şekilde çaresini bulmak zorundadır. Allah kahretsin ya. Demek ki etrafta o kadar çok şey vardı ki kulak ve cadıların boynundan sulanan. Demek ki bunlar onlardan yardım isteyen insanların kulaklarıymış. Ve işte bu üçü gelecekler şimdi. Bunlar mı? Biraz değişmişler. Kanacını yerine koy delikanlı. Yakından daha da yakışıklı. Siz de nasıl diyeyim, duvarda asılan resmine çok daha farklısınız. Getir buraya. Zavallı kadın. Ve çocuklar yok. Oyna demedim. Buraya getir. Zavallı ya. Ne istiyorlar ondan? Oo, onu da astı. Evet, kolyesini tamamladı. Allah'ım. Dediklerimize karşı geldin. Oysa ki sana çok iyi davranıyordum. Buna rağmen çocukların kaçmasına izin verdim. Onlar kaçmak istemiyorlardı. Burası hoşlarına gidiyordu. Dışarıda oyunlar oynuyorlardı. Cezan çok ağır olacak. Ama önce aksaçlıyla konuşmamız var. Ben bu işaretleri daha önce bir yerde görmüştüm. Anla bu, baron eşi. O hiç kimseye ait değil. Karnımda sevmediği bir adamın meyvesini taşıyordum. Biz ona yardım ettik. O da karşılığında bize hizmet ediyor. O işaretimizi taşıyor. Bize ait. Sen buraya başka bir kadın için geldin aksaçlı. Duvar halasında çok daha farklı gözüküyorsunuz. Kendimizi senin için güzelleştirdik. Güzel aynanın karşısında ne kadar zaman geçirdik. Bizi beğeniyor musun? Burada olmam sebebi çok daha farklı bir şey. Şimdi cevap verin. Bunu söylediğine çok pişman olacaksın. Herkes olur. Anlaşmayı unutmayalım. Bana düşen kısmını yaptım. Şimdi sıra sizinkinde. Biz verdiğimiz sözü her zaman tutarız. Bahsettiğin kadın gri saçlı. İncecik, korku içinde ve çaresiz, ayakta duracak gücü bile yoktu zavallının. Elimizden geldiğince kıza yardımcı olduk.
kendi kızımız gibi baktık. Yaptıklarımızın hepsi boşunaymış. Çok görgüsüz çıktı. Kendini beğenmiş şımarığın tekiydi. Aradığım kadın asla sebepsiz herhangi birine zarar vermezdi. Kızı uzun süredir görmedin. Demek ki bu arada kötü yönde değişti. Peki size neden saldırdı? O senin tanıdığın küçük kız değil. İçindeki öfke onu yemiş bitirmiş. Hiçbir dediğinize inanmıyorum. Verdiğiniz sözü her zaman tuttuğunuz söylenir. Şimdi gerçekleri, ama tüm gerçekleri istiyorum sizden. Merak etme, sana her şeyi söyleyeceğiz. Kırsızlık delikanlı. Bakalım ne diyecekler. Özel birinin geleceğini biliyorduk. Bunu hayvanların leşlerinden okumuştuk. Onun yüzünü gördük. Tıpkı bir resim gibi berraktı. Bizim bataklığa geldi. Önce beklediğimiz kişinin o olduğunu anlamadık. Kudretli kanın çocuğu. Alev olan bir tohum. Ne biçim bir yaratık bu ya? Allah'ım öf. Ondaki de ya. Elimize düşmüştü. Kudretli kan, ihanetçinin kanı. Nasıl ya? Hainin kanı dedi. Ne demek istiyor acaba? Uyuyor mu şu anda? Bir koyun gibi. Haydi kardeşlerim, zaman kaybetmeyelim. Masa hazır ve kazan kaynıyor. Hayır, yapamayız bunu. Bu kız onun için. Evet ama tek parça halinde istemedi sonuçta. Doğru söylüyorsun. Sadece bir tadına bakacağız. Ben bacağını istiyorum. Tam da bir çorba için. Oo, ağzım sulanıyor. Hadi çabuk başlayalım. Evet, bizimki uyanık tabi. Ve yine kaçışıyor. Bunu yaptığına pişman olacaksın. Pişman olacaksın. İşte bu değer. Vahşi av. Geri gel! Geri gel! Ya bunlar beraber mi çalışıyor ya? Gerekti bu. Harika yarattık. Neyse ben yoruma devam edeyim ya. At çağırabilir miyiz? Ha, elbette. Aha şöyle bir at var. Nasıl ya? Anlamadım. Şu kutatığımız attı. Nasıl olur? Ya kutatığımız attı ki kutatığımız o. Hayret mi diyeyim ya da yaratık mı diyeyim? Nasıl olur? Bu bizden önce olan bir şeydi. Yani kurtarmadan önce olan bir hikaye güya. Anlamadım ya. Oradan çıktı. Yani kurtarmadan. Çok garip. Garip şeyler oluyor burada. Nasıl orası galiba? Onu öldürmeye çalıştınız. Niyetiniz onu bir hayvan gibi öldürüp sonra da yemekti değil mi? Onun kanı ve tadı bize gençliğimizi tekrar hatırlattı.
Kudretli kan. Bildiğin gibi çok sıra dışı bir kız. Kaçması çok yazık oldu. Şu anda kayıp olabilir ama er ya da geç onu bulacağım ve sonra sizleri öldürmek için geri geleceğim buraya. Evet, geri geleceksin. Bizim kaderlerimiz birbirine bağlı. Ve evet, biri ölecek ama o kişi bizden biri olmayacak. Şimdi gölge avlayıp siste yol alacaksın. Ona yaklaştığın an sadece bir serap olduğunu anlayacaksın. Ve onu bulduğun an kız ölecek. Tekrar görüşeceğiz. Onunla çok yakında görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Demek ki onlar için çalışan kadın baronun eşiymiş. O zaman hiç durmayalım ve hemen gidip baronun eşine hemen gidip barona haber verelim. Bilgilendirelim ama bunu bir dahaki bölümde yapacağız. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere, iyi günler.